Evet arkadaşlar merhaba. 21 Kasım 2022 Pazartesi günü herkese iyi haftalar diliyoruz. Akşam yarışlarında Şanlıurfa'dayız. Evet güzide vilayetimiz Şanlıurfa'da bugün tam 8 koşulu bir program arkadaşlar. Yine Yeşil Bursa'mızda da 9 koşulu bir program var. Onun videosu premium üyelere özel olarak bugün girdi devreye tabii. 2 adet banko ve 1 adet alternatif bankomuz var Bursa'da. Bursa'da bugün çok cazip program var aslında. Böyle çok kolay gibi gözüküyor Bursa. Şimdi Şanlıurfa'da aynen arkadaşlar. Burada da bol bol. Burada bugün tam iki bankomuz, iki alternatif bankomuz var altılıda. Evet hemen değerlendirmelerimize geçelim. Açıkçası birinci koşu ve ikinci koşu çok enteresan burada. Evet 18'de dörtlü ganyan yani birinci dörtlü ganyan başlangıç ayağı birinci koşu. Akşam 6'da başlıyor. Maiden dişiler 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Burada tabi baktığımız zaman London Kiss 1 numara Menderes Avşar'la böyle gözümüzün içine bakıyor. 4 numaralı London Mood yine bu Londonlar beraber burada. 2 tane London ilk 2 atımız. 4 dedik. 10 numaralı Sevdamın Gülü arkadaş Apprentice Mustafa Işık ve 5 numaralı My Loyalness Lionheart yavrusu. Evet Mehmet Doğan'la burada. Tabii My Stranger Girl 6 numara bunu da yazabilirsiniz. Bunun da burada geliri var. Yani 5 at olmuş olacak. 1, 4, 10, 5 ve 6. İkinci koşu şartlı 3. 4 yaşlı Araplar dişi. 1200 metreye çıkacaklar. 7'li plasenin ilk ayağı. Arkadaşlar burada normal şartlar altında bir aksilik olmazsa bizim tuttuğumuz bir at var. Supernatural. Ferit Yardımcı binmiş bir de üzerine. Normalde kazanması lazım. Ama burada özellikle bizim tuttuğumuz bir tane daha at var. İlk kez Şanlıurfa'da koşacak uzun zamandır. Yani Nisan'dan beri koşmuyor. Şanlıurfa pistini seven bir safkan var. Bir de yağmur yağarsa bu safkan direkt olarak kazanacaktır. 2 numaralı Safiş'ten bahsediyorum. Evet burası 3 ve 2 ön planda arkadaşlar. 5 numarada bunların arkasından Air Girl. O da seviyor bildiğim kadarıyla suyu ama yani yağmur olacak mı onu da bilmiyorum ki. Şanlıurfa'da bakarsınız siz. Normal şartlar altında 3 ve 2 diyoruz arkasından 5 diyoruz yeri olanlar için. Evet 3. koşuyla beraber handikap 15 mücadele altılı gayanımız başlıyor burada. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 4 ve yukarı yaşlı Arap dediğimiz zaman zaten her türlü sürprizin kralına açık olalım. Bir de şu handikap puanlarına bakın. Nasıl birbirine yakın bir hepsinin. 4 numaralı Winterfell bizim burada tuttuğumuz bir safkan daima ilk başta yazacağımız safkan Winterfell. Çok muazzam şeyler yapmıyor son günlerde ama ne olsa olsun. Yani daha belki yıllara baktığımız zaman 2021'lere veya işte 2020'lere baktığımız zaman çok iyi işler yaptı. Bu aralar tabii yine iş yapmak istiyor da ilk atımız bizim bu Winterfell 4 numara. 6 numaralı Dülücan Burhan Sarıdal, 8 numaralı Dikme Ağası Ali Şenbahar, Eküller 1 numaralı Yağız Alp, burada Hikmet Sarıdal ve 7 numaralı Kılavuz Ağası Fethullah falan ve 3 numaralı Dağ Avcısı Muhammed Baran Çakmak. Evet bu dağ avcısı da Kaysbert yavrusu. Şanlıurfa'da ise Ak Yavuz'a şartlı 3'ü kazanmıştı. Şimdi handikap 15'e çıkacak bakalım. Şartlı 3'te Ali Şenbar'la İsa Ak Yavuz'a 2 tane şartlı 3 kazandı bu Şanlıurfa'da. Sevdiği bir pist. Arkadaşlar çok dikkat bu safkana 3 numaraya. Yani tabii şimdi biz böyle çalışmaları yapıyoruz. Normal şartlar altında belirttiğimiz adın dışında mümkün değil çıkmamız lazım. Ama fırıldak olduğu zaman 5 boy, 10 boy, 5 boy, 1. 2. 3. 8 boy, 7 boy, 5 boy, 1. 2. 3. 3 boy, 5 boy, 10 boy, 1. 2. Yani böyle o iyi olduğu takdirde yapacağımız bir şey kalmıyor arkadaşlar. Yani biz ne kadar çalışırsak çalışalım. Orada adamlar karar verdikten sonra attı diyordur o 3. gün attı. Ya ben nasıl 3. geldim acaba? Acaba o atlar ne düşünüyorlar bu jokeyler hakkında veya işte getirmeyen kişiler hakkında? 4, 6, 8, 1, 7 ve 3 diyoruz. 4. koşu Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 10 tane atın içerisinde 1 numaralı Candy Rain, Ferit Yardımcı ile Alternatif Banko. Yani burada mesela şimdi bakın burada çok
net bu Safkan. Yani Kendi Rey'nin burada bir şekilde gelmesi lazım. Burada tabii İstanbul'dan yeni geldi, bu bir bahane. İstanbul'dan yeni geldi. Normal Şanlıurfa'da bir çalışma yapmış. Bakın ben şöyle söyleyeyim size. İstanbul'da çalışma yapmış. Galip Kılıç'la 9 Kasım'da 26-0 çift 0 rahat bir çalışma yapmış. Şanlıurfa'da ıslak kumda 53 kiloyla 26,5 yapmış. Yani değişen bir şey var mı? Yok. Demek ki bu Safkan burada da koşacak. Tamam, biraz kaba kum olacaktır. Ben anlıyorum bunu. Ama biz bu şekilde bu Safkan'ın normalde kazanması gerektiğini düşünüyoruz. İki tane burada rakibi var. 10 numaralı Peri Yıldız'ı Yusuf Cengiz'le ve 6 numaralı Hayde Altın, Necmi Altın'la. Yani şimdi bu da antrenör de tabii ki Ercan Altın. Gülercelerin yetiştiricinin yaptığı sapkan bu. Yani yarışa gider mi? Gider bu da. Arkadaşlar burada diğer mesela 7 numara ve 8 numaranın da sürpriz şansı var. Arkadaşlar 7 ve 8'in de burada, eğer bu safkanların ötesine geçmek istiyorsanız, bir alternatif banko 10 ve 6 dedik ama 7 ve 8'in de burada arkadaşlar sürpriz yapma şansı var mı derseniz var diyoruz. 5. koşu şartlı 3. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. Burada 8 numara Sinanlı Banko. Evet, yani 8 yaşlı Safkan burada bu grubun zaten üstünde. Kenterlerle hazırlanmış son 3 çalışması Kenter. Arkadaşlar banko atacağız biz bunu. Görüşümüz önde. Gelir gelmez bilemiyorum. Daha var. Bankomuz da var. Alternatif bankomuz bir tane daha var. İstediğiniz gibi kullanın. 6. koşu kısa vadeli 6 3 yukarı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Hakim Şah Ferit yardımcıyla banko. Evet, bu Hakim Şah'ın bu yarışı kazanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Burada tabii 1 numaralı Yıldız Han Menderes Avşar'la çok iyi bir safkan, çok kaliteli bir safkan. Burada Ferit yardımcı bu safkana ilk kez binecek. Böyle ilk kez binecek kısa vade 6, 78.500'e de iyi bir rakam. 13 Kasım'da Kenter çalışmış bu safkan. Onu da söyleyeyim. Rahat bir Kenter çalışması gözüküyor. Hakim Şah'tan bahsediyorum arkadaşlar. Rakip 1 numaralı Yıldız Han, 6 numaralı Rojata ve 3 numaralı Yıldız Kıran Necmi Altın'a. Burayı atmazsanız rakiplerini yazarsınız. Biz banko atacağız bu 5 numarayı. Evet. 7. koşudayız şimdi. Handicap 15, 3 yaşlı İngilizler, 1800 metre kum pist. Başlık bu şekilde. Günün son alternatif bankosu burada geliyor. O da 3 numaralı Taylung. Mehmet Emin Doğan'la alternatif bankomuz bugün iyi bir koşu bekliyoruz Taylung'dan. Zaten Elazığ'da bu safkan handikap 14'te kazandı. Mehmet Emin Doğan da bu safkanı çok iyi tanıyor. Mehmet Emin Doğan son 4 koşuda onunla beraber güzel işler yaptı. Bir kez kazandı. İkinci ve üçüncü oldu. En son koşuda ikinci oldu. Bir de 8.'lik yaptı handikap 15'te. Yüzü gülmedi ama önemli değil. Bu sefer yüzü güleceğini düşünüyoruz biz bu safkanın. Ne olsa olsun. Ve bizim alternatif bankomuz burada rakipleri 2 numara, yani rakipleri arkadaşlar hepsi, yani şöyle söyleyeyim 3 numara veya hepsi ama 2, 1, 4, 6, 5 ve 7 numaralı safkanlar olarak sıralamamız var. Yani ya 3 ya hepsi burada ama sıralamamız 2, 1, 4, 6, 5 ve 7 şeklinde. Hiç uzatmayalım onu. 8. koşu handikap 13, 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada günün son koşusundayız. Evet arkadaşlar burada biraz at yazacağız. 1 numaralı Atışın Kızı Hasan Altun'da, 5 numara Şimşek Dizdar Mehmet Emin Doğan, 8 numara Tek Şahin Menderes Avşar, 9 numara Zelena Alişan Bahar, 2 numaralı Bobo Berkcan İzzettin Güreke ve 3 numara Elfida Yunus Çelikbaş. Burada tabii bana göre bu bir H işareti yapılacaksa bu ayağı olması lazım arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Biraz lüks olur gibi duruyor ama 1, 5, 8, 9, 2, 3 bizim önceliğimiz var. Sizin atınızda eklersiniz buraya arkadaşlar. Ben burada 9 numaradan çok enteresan işkilleniyorum ama üzerinde Alişan Bahar var. Yani ne yapar ne eder.
getiremez diyeceğim şimdi. Yani kendisi de bozulacak. Bilemiyorum. Evet. Arkadaşlar Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bugün Pazartesi ve tüm herkese bol şans diliyorum ben. Burada bugün iyi bir hafta olmasını, bu açılışın iyi hafta olmasını diliyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. Kendi adınızı mutlaka yazın. Yani biz burada ne kadar hani böyle elastiği vermeye çalışsak da bizim vermediğimiz hatların dışındaki hangi hatlar sizin için uygunsa onları da mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Çok önemli. Gerçekten. Ama dediğim gibi son koşu bence kilit koşu. 32 bin liralık bir de ikram yapmışlar. Handikap 13. En alt basamaktan bir koşu bu. Yani orada tutacak şimdi enteresan bir at gelecek. Böyle göreceğiz yani. Onu diyeceğiz ki bak keşke Mark Spor Tahmin bize H işaretini yapın demiş diye yaparsanız şaşırmayın. Evet arkadaşlar herkese iyi haftalar diliyorum. Bursa için de premium üyelik gerekiyor. Onu da almayı unutmayalım arkadaşlar. Premium üyelik almaktan korkmayalım. Evet herkese bol şans. Hoşçakalın.